Merhaba arkadaşlar, ben Coding Night hocası. Dizi sitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Artık acele etmenin vakti geldi. Çünkü bizi bekleyen çok daha büyük projeler var. Detayına girmeyeceğim ama ya gördüğüm kadarıyla bu ekip, yani bu topluluk gerçekten güzel şeyler yapabilecek. Arkadaşlardan aldığım yorumlardan, gelen mesajlardan herkesin bu işe hevesli olduğunu görüyorum ve bunun için çok güzel projelerim var. Hatta birkaçını önceden yapmıştım ki şu an gün yüzünü çıkartacağım. Tabii birazcık daha zamanı var. Ama beklemede kalın, gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Derse geçmeden önce arkadaşlar DataCamp için birkaç tane mesaj aldım. Ne zaman olacak, nerede olacak diye. Yani ne zaman ve ne zaman olacağını şu an söyleyemem ama nerede olacak kesin Bilecik'te olacak. Öğrendiğim, öğretim gördüğüm yer burası olduğu için ya düşünüldüğünde hani Bursa, Eskişehir, İstanbul, Ankara'ya baya yakın. Hani hızlı tren seçenekleri var. Ulaşımın o kadar zor olacağını düşünmüyorum. Detaylar şu an çizimde, hani üniversiteyle görüşüyorum. Sponsor falan arıyorum bu konaklamayı ve derslerin yapılacağı yerleri ayarlamaya çalışıyorum. Ona biraz daha vakit var arkadaşlar. Detaylı açıklamasını yakında yapacağım. Bunun dışında Codignitere bu aralar gayet iyi. Hani insanların gerçekten kullanmaya başladığını görmek hoşuma gidiyor açıkçası. Sorular cevaplıyoruz. Eğer sizin de sorunlarınız olduğunda burada yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ben burada artık günlük olarak arkadaşlar algoritma mantığı soruları paylaşacağım. PHP tabanlı mesela ilk sorumuz buydu. Bu soruları arkadaşlar cevaplayıp yorum olarak paylaşırsanız böyle işte sorulara doğru cevap veren arkadaşları, ya en çok veren arkadaşa bir hediye falan yapmayı düşünüyorum. Sticker falan basmayı düşünüyorum. Hem bunlar beyin açar arkadaşlar. Ben bunları kendim için de her gün böyle kendime soru belirleyip çözerim. Eğlenceli oluyor. Bu sayfaya bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar şeyimizi açtık. Facebook sayfamızı açtık. Facebook sayfamız aktif. Bu sayfayı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Buradan, çünkü her türlü şeyi paylaşımını buradan yapacağım. Ayrıca artık grubumuz da aktif arkadaşlar. Codeigniter Türkiye grubu. Burada artık aktif olarak arkadaşlar soru cevap, bilgilendirme, her şeyi burada yapacağız. Eğer bir sıkıntınız olduğunda Codignitere yazmak istemiyorsanız, hani siteden hemen acil çözülmesini istiyorsanız Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Artık derse geçebiliriz. Şunu da kapatalım. En son neler yapmıştık arkadaşlar? Üye ol ve giriş yap kısımların hepsi bitmişti. Facebook'la giriş yap da aktifti en son diye hatırlıyorum. Evet, Facebook'la giriş yapa kadar her şey hazır arkadaşlar. O zaman şu an biz yönetim paneline geçebiliriz. Hani artık şurada yapabileceğimiz hiçbir işlem yok. Çünkü şunları listelemek, link vermek, dizi göstermek, hepsi önce yönetim panelinden eklenmesi gereken şeyler olduğu için oraya geçebiliriz. Ya da öncesinde profilim sayfasını bir çıkaralım aradan arkadaşlar. Üye profil sayfasını tasarlayalım. Sonra yönetim paneline geçer. Zaten bir 4-5 ders yönetim panelinde oluruz. Evet, en mantıklısı o gözüküyor arkadaşlar. Açalım projemizi. Controller, üye işlemleri. Tamam, üye işlemleri zaten hazırdı. Ana sayfaya bir dönelim. Evet, sadece ana sayfa tasarımı ve Facebook tokenları var. Başka bir şey yok. Views, front, ana sayfa. O zaman gidelim temamızdan. Profil sayfası tasarımını nasıl yapmış görelim. User profil. User profili bilgi değiştirme koymuş.
Favorite movies. Heh. Rated movies ne? Yok. Favorite movies daha iyi. Aynen. Bu daha güzel. Şu şekli. Burası bizim profil sayfamız olsun. Tamam. User favorite grid. Bir alalım. Assets front user favorite grid. Application views front. Şuraya atalım. Bunu kapatalım. Bunu kapatalım. Bunu kapatalım. User favorite'i açalım. Öncelikle bizim include'umuzun header kısmı nereden başlıyordu, nerede bitiyordu? Top search var mı burada? Var. Top search formun sonuna kadar user favorite grid. Top search'ün sonuna kadar. Tamam. Buraya kadarki kısmı siliyoruz arkadaşlar ve işimize başlıyoruz. Öncelikle her zamanki gibi include header'ı sayfanın başında çağırıyoruz. Rename'imizi verelim. Profil PHP diyelim. Aç kapı yapalım, renklensin. Tamam. Kopyalayalım. Futurumuz nerede bitiyordu? HT futur adresten itibaren. HT futur. Yanlış çağırmışız bunu. Yukarıdakini de düzeltelim. Header diyelim. Profil sayfamız tamam. Bakalım. Controller'a gelelim. Ana sayfa diyelim. Ana sayfamıza yeni bir fonksiyon oluşturalım arkadaşlar. Public function profilim diyelim. Profilime linkli mi göndeririz? Hayır. Şeyinden gider. Hemen görmek için this load with profil diyelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Yani linkimizi verelim. Header profilim. Echo base URL pro şey de yazmamız lazım mı? Yok, profilim diyelim. Sonra da şey tanımlayalım. Router tanımlayalım. Ne kadar az şey gösterirsek o kadar iyi. Olmasa da olur mu? Olur. Tamam. Profilim. Evet arkadaşlar gördünüz. Profilime gitmedi. Çünkü bu şu an burada. Ana sayfa profilimden gidecek. Profil.php. Profil.php. Pardon. Front yazmadık. Arkadaşlar ben de projeyi unutmuşum şaka maka. Hani bir aydır yazmayınca include header requested file. Front'un içinde include. Bayağı unutmuşum yani şu an bakınca. Ama düzenli çalışmışız. Bunları ayırmamız ileride bizim işimize yarayacak. Bizden beklediği bu arkadaşlar. Ana sayfa kontrolün içindeki fonksiyonu çağırdığımız için onu getirmemizi istiyor. Router tanımlayarak arkadaşlar şuradakini kaldırabiliyoruz. Oradaki kontrolörü göstermeyebiliyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar. Config. Routes'a giriyoruz.
Burada default controller ana sayfa ayarlamıştık zaten. Buraya yeni bir root tanımlıyoruz arkadaşlar. Root diyoruz. Ne yazıldığında, yani profilim yazıldığında bunun arkadaşlar controller'daki ana sayfanın profilim yapmıştık değil mi? Evet. Ana sayfanın içindeki profilime gitsin istiyorum. Yani biz buraya profilim olarak girdiğimizde URL'den aslında arkada bunu çalıştıracak ama öne kullanıcıya biz bunu vermemiş olacağız. Şimdi bunu silip tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi çalıştı arkadaşlar. Tamam, root'umuzu da tanımladık. Header'ımızı kapatalım. Gelelim şu profile. resimleri çekmiyor. Ama sayfa da gelmedi. Resimlerin gelmesi sebebi arkadaşlar base URL'lerini vermediğimiz için resim yollarını bulamıyor. Zaten ona da gerek yok çünkü bunların hepsi silinecek. Benim şu an buradaki ihtiyacım zaten şurayı şu an yapmamız çok saçma olur. Ne olacağı belli değil çünkü şu an. Benim derdim şurayla. Şeyi de yapalım. Change avatarı da yapalım. Evet. Şimdi en üste bir çıkalım. Yavaş yavaş inelim. Edward Kennedy profil. Oraya bir kullanıcının ismini basalım arkadaşlar. Çok pardon. Header'da ya kendimi bildiğim için nerede ne kullandığımı da az çok tahmin edebiliyorum şu an. Gelelim şunu da şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Eminim bahsetmişimdir. Bu bizim tüm veri session'da kullanıcıya ait bilgileri tuttuğumuz session'ımız. Bunun içinden istediğimizi çekebileceğiz arkadaşlar. Şuraya echo dolar kişi hemen veri tabanımızı açalım. Üye ad soyad. Diyelim. Pardon, bunu kapatalım artık. Yalnız aşırı tüm resimleri deniyor teknik arkadaşlar. Aslında o kısmı silsek mi ya? Burayı yapana kadar ölürüz. Ama zaten burada çok bir işimiz kalmadı. Tamam. Bu nedir arkadaş? Nereden başlıyor bu şeyler? Bakın arkadaşlar, bir div'e bastığınızda biraz daha frontend ama ihtiyacınız olacak. Bir div'e bastığınızda o div'in nerede kapandığını işaretliyor arkadaşlar. Mesela bu div burada bitiyormuş. Ben bu tüm div'leri listeleyen şeyi aradığım için en baştaki div'e tıklıyorum arkadaşlar. Burada gösteriyor kendini. Buradan çekerek arkadaşlar. Siliyorum. Evet, şimdi kat diye geldi. O resimleri çekmediği için. Tamam. Gayet iyi. Furkan Gürer profil sayfası diye bastık. Şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Profil sayfaları public olacak. Yani siz burada bir diziye yorum yapan insanın profiline girip onun hangi dizileri takip ettiğini, diziler hakkındaki yorumlarını görebileceksiniz. Öyle düşündüm. Şimdi inmeye devam edelim, düzelte düzelte. Home, yani bench, brand camp, pardon. Burası. Aslında buna da bir fonksiyon yazacağız da. Şimdilik şöyle kalsın. Sayfa. Burası profil.
Hinge Avatar. Öncelikle şuraya arkadaşlar resmimizi çekelim. Bir dolar kişinin içindeki üye resimdir. İnşallah. Pardon. Base URL'i yazmadım. Resim neden gelmedi? Bu yer resim. Eko. Şimdi gelmesin çünkü sebep yok. Burada base URL'i kullanmayacağız. Çünkü zaten biz yörelsiz şekilde yazmıştık. Tamam arkadaşlar, resminiz geldi. Facebook'tan aldığımız için resmi baya küçük gösterdi. Buna biraz boyut verelim en iyisi. Alt, arkadaşlar alt etiketini bilmeyenler için söylüyorum. Alt, bu resmin üstüne gelindiğinde çıkan o yazı, yani resmin bilgisi. Alt etiketlerini doldurmanızı öneriyorum çünkü SEO için çok önemli. Resim aranmalarında öne çıkarmasını sağlıyor bunun arkadaşlar. Biz buraya ne diyelim? İşte mesela dizi sitemizin ismi dizikon olsa Dizikon yazarız ya da Dizikon Furkan Gürel yazarız ki oradan çıksın. Biz buraya arkadaşlar ne diyelim? Eko. İsmini basalım ya. Şimdi bir width verelim. İlk verelim. Yemedi. Bu user im için şeyde nasıl yaptık? Aynı şekil user ink, bu da aynı şekil. Buradaki alan mı küçük acaba? Bizim resmin boyutu küçük sanırım ya. 50'ye 50. Şuraya bir 100 desek boyut bozulacak. Aynen. Bozulsun artık ya. Orada 50'ye 50 çok küçük durdu. Bu daha iyi. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Profil resmini değiştir diyelim. Çok uzun oldu. Profil. Tamam, böyle kalsın, yapacak bir şey yok. Account details. İşlemler diyelim buraya. Menüler diyelim. Profil. Zaten şu an profildeyiz. Klasına aktif buraya veriyoruz arkadaşlar. Şuradaki aktifi siliyorum. Yo. Evet. Pardon arkadaşlar, kafam iyice gitti sanırım. Aktif verdik.
Burası profil oldu. Şimdi burayı da profilimi düzenle diyelim. Hatta buraya gelmişken linkini de verelim. Echo base URL profilimi düzenle dedik. Alttaki link ne için kullanırız bilmiyorum. Şu an ona gerek yok. Eğer aklımıza bir fikir gelirse onu da koyarız arkadaşlar. Others dediği yer şurası. Tamam. Bunları ayrı tutmanın gereği yok. Şunu da siliyorum. Diğer işlemler diyelim buraya da. Çünkü ne olacağı hiç belli değil şu an projenin. Çıkış yap diyelim. Linki de echo base üye işlemleri diye hatırlıyorum. Çıkış yapmış. Tamam arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şuraya zaten dokunmuyoruz. Çıkış yap. Profilimi düzenle. Profil. Profil resmini değiştir. Buradan bunu yaparız. Aynen bunu buradan yapalım. Hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bootstrap model kullanalım. Class dokunmuyoruz. Şurada gördüğünüz arkadaşlar data toggle'larını alıyoruz. Butonumuz nerede bizim? Profil resmini değiştir. Ha. Bildiğiniz link mi bu? Buton yok. Red BTN. Şöyle yapalım. Buton diyelim. Class Red BTN. İnşallah yer onu da bilmiyorum ya. Diyelim şöyle bir deneyelim ona göre. Yanlarına birazcık beyazlık verdi. Red diye bir klası var mı? Yoktur. Tamam böyle olsun. Şeyleri de olmadığı için arkadaşlar bakalım istersek şöyle bir şunu aradım aslında ama bunun BTN Signup Link. Yok o değil. Başka neyimiz var? Bu ne mesela? Link A olmaması lazım. Buton değil mi bu? Submit, submit. Tamam. Input class submit. Biz buraya class verirsek submit ne olur? Submit. Yemedi. Ya normalde böyle işlerde arkadaşlar kesinlikle dokümantasyon ya da features paylaşmaları gerekiyor. Hani nerede ne olduğunu görmemiz için. Böyle paylaşılmayınca buton oraya biliyorsunuz. Yani şu butondan arıyorum aslında. Input class. Yok ya yapacak bir şey yok. Buton class. Red buton profil resmini değiştir.
Şimdi girelim arkadaşlar şuraya. Tutugalımızı sıkıştırdık arkadaşlar. Tabii bu frontend'e kayıyor. Benim bilgim de kısıtlı bu konuda. Ben buradan VHSchool'dan falan çözüyorum. Şunu da alalım. Şöyle yapıştıralım. Bir hemen bir deneyelim. Evet. Tıkladığımızda geliyor arkadaşlar. Şu benim aşırı canımı sıktı ya. Hani bir deneme yapayım şuna. BTN, BTN Warning. Bootstrap tabanlı olduğuna göre bunların olması lazım ama yok işte. Info. Primary. Yok yani hiçbir yok. BTN. Çok saçma ya. Bunu kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. CSS bilgisi olan arkadaşlar bize buton tasarlarsa onları ekleriz. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bastığımızda geliyor böyle bir ekran. Burayı güzelleştirelim. Ne diyelim? Profil resmini değiştir diyelim. Samtex'in model. Heh. Şimdi şuraya arkadaşlar form açalım. Action. Aslında burada mı halletseydik biz onu? Yok ya, burada sadece bunlar olsun. Resmi oradan mı gönderelim? Ya en iyisi bir resim için tekrardan model açmaya gerek yok. Hepsini tek modelde, tek sayfada halledelim arkadaşlar. Şunu siliyorum ben. Vazgeçtim. Şuradaki bu değil, bu da değil. Şuradakine de gerek yok. Yoğun giriş yap, pardon, header'daymışız. Evet. Profil resmini değiştir. Lig kısmı siliyorum. Oraya da bir isim basabiliriz. Aynen, oranın bir isme ihtiyacı var. Span içinde yazalım bir. İşte içini bilmeyince text yok, color white yapalım. Bunun altına da işte izlediği diziler, puan filan koyarız. Şimdi profilimi düzenleye geçelim arkadaşlar. Application'ı kapat. Assets. User. Profil. Edit. Yok mu? Profilimi düzenleye nasıl gidiyordu bu adam? User profile koymuş bunu. Şunu kopyalayalım arkadaşlar. Kayıtta mıyız bu arada, onu da bilmiyorum. Tamam, kayıttaymışız.
front profilimi düzenle nokta php. Şimdi top search formdan itibaren gene aynı şekilde arkadaşlar silelim. Şu bilgileri de alalım, koyalım. HT footer'a kadar gene siliyoruz. Şunu siliyoruz. Buraya da footer diyoruz. Profilimi düzenli sayfamız hazır. Controller, üye işlem, ana sayfa. Profilimi düzenle diyoruz. Profilimi düzenle diyoruz. Router'a geliyoruz arkadaşlar. Ve tamam. Profilimi düzenleye gidelim. Öncelikle şuradaki menü de aynı olacak. O yüzden profil sayfasındaki nereden başlıyor? Page Single ama burayı da alıyor. O zaman bize container mı? Yok. Yok. Tamam. Yani conmd312 olan kısmı alıyorum. Conmd, evet. Şuradaki şurayı da alabilirim. Profil sayfası, profilimi düzenle diyelim. Şimdi her şey yerli yerinde arkadaşlar. Öncelikle şurayı düzeltelim. Yani şunun da aktifliğini düzeltelim. Bu artık aktif değil. Bu aktif. Bunun da linkini vermemişiz. Tamam, bu da güzel. Şimdi arkadaşlar şuralara bilgileri dolduralım. Şehir, ülke şehire ihtiyacımız olacak mı? Yani dizisinde bu ne kadar önemli? Değil. Yani gereksiz bir bilgi. Şuradaki morluğu ren var mı? İlginç. Gitti. Tamam. Username. O zaman biz bir de username belirleyelim. Herkesin username'i olsun. Giderken öyle gideriz. Mesela dizi sitemizin ismi işte ne mesela? Dizi.com .com / üye / username işte ne bileyim dizdar, bu şekilde gideriz. O zaman username belirleyeceğiz. E-mail adresini değiştirmesi doğru mu? Yani değiştirmesi doğru değil ama değiştirebiliriz.
First name, last name. Bunu tek kutu altında toplayacağız. O zaman bizim birkaç soru belirlememiz lazım. Cinsiyet alalım. Ya cinsiyeti de değiştirmenin anlamı yok. Ad, soyad, kullanıcı adı, şifreler. Sosyal medya. Sosyal medya alırız, evet. Şimdi geçelim. Profil bilgileri. Username. Öncelikle gidelim o zaman veri tabanımıza. Yapı diyelim. Nereye koyalım? Üye tipi şuraya. Üye tipinin sonuna. Üye username diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e-mail adresini de orada yazdıralım ama disabled yapalım. O değiştirilemiyor olsun ya, en güzeli. Kullanıcı adı. Placeholder. Ahmet Bizdar veya Codeigniter hocası. E-mail adresini arkadaşlar placeholder'ına değil hatta valüyesine eko dolar kişi üye maili çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane disable katıyoruz. Çok kötü ya, adamlar hiç uğraşmamış şeyle. Ha, pardon. Para para. Lafım geri. Ama yok, hala iğrenç. Bu ne ya? Disabled vermeyelim o zaman. Value verelim de orayı değiştirtmememiz daha lazım. Read mi vardı sanki? Only. Yok. Ya bildiğin disabled olurum. Böyle olsun artık. Yapacak bir şey yok. Mail adresini de değiştirtelim. E-mail adresi. Temadan pişman oldum açıkçası ya. Yani düz bootstrap olsa bile daha çok değişiklik yapabilme şansımız vardı. Şu üye ad soyad diyelim. Value içinde çekmemiz lazım arkadaşlar. Eğer bu bilgilerini güncellemezse value'deki olan değeri ve forma göndereceği için o şekil yapıyoruz. Üye last name kısmına profil resim diyelim. Profil resmini burada çekelim. Resmi. Type'ını arkadaşlar file yapıyoruz. Name de verelim. PP diyelim. Baksana ya. Çirkinlik abidesi resmen. MD'sini arttırsam ne yapar?
Oraya atar. Yapacak bir şey yok yani. Böyle veriyorsa böyle kullanacağız. Şimdi şuraya da arkadaşlar sosyal medya linklerini kaydedelim. Select sil input type text name face book value value boş face book adresi Facebook yazalım ya. Şunu kopyalayın her tek yazana kadar. Kişi üye Facebook Twitter şimdi yapı diyelim. Üye resimden sonra iki tane alan ekliyoruz arkadaşlar. Üye Facebook, üye Twitter, varchar varchar 254 yapalım, kaydedelim. Bu da tamam. Altında save var. Kaydet diyelim. Uye Facebook, uye Twitter. Şu an şeyi görmediği için bir session'ı yenilememiz lazım. Tamam, Facebook, Twitter'ımız da hazır. Password'u da yapalım arkadaşlar. Eski şifre diyelim. Yeni şifre diyelim. Yeni şifre tekrar diyelim. Burayı da değiştir diyelim. Tasarım tamam arkadaşlar. Facebook, Twitter alalım. Kullanıcı adı, e-mail adresi gibi. Artık kodunu yazmaya geçebiliriz. Önce action'ımızı verelim arkadaşlar. Profil bilgileri, form action nereye gidecek arkadaşlar? Echo base URL. Şurada root kullanmaya gerek yok. O yüzden arkadaşlar ana sayfa profil update diyelim. Class user metot post diyelim. Ve arkadaşlar bir şey unutmayalım. Form enc type. Eğer formunuzda resim seçtirme, file seçtirme varsa enc type vermeniz gerekiyor arkadaşlar.
Eğer bunu vermezseniz arkadaşlar resmi götürmüyor. Bu işte multi platform data, yani multi seçenekli gönderiyor demek ki. O resmi de almamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunu eklememiz gerekli. Hata yaşamamanız için tamam, profil update'i göndermesi lazım şimdi. Kaydettik mi? Metot postu mu yedim miydi? Metot diye bir şey. Metot muydu? Metot. Update'e gidiyor. Şimdi gidelim ana sayfamıza. Profil update'imizi yazalım. Function. Hatta public değil, buna use function yapalım. Dışarıdan erişim olmasın. Profil update diyelim. Ve yazmaya başlayalım. Tamam. Önce kullanıcı adı. Hepsine name vereceğiz arkadaşlar, bilgi çekeceğimiz için. Username diyelim kullanıcı adına. Bunun name'i email olsun. Soyad. Hazır gelmişken buraya şeylerini de yazalım ki required verelim. Required verelim. Soyad, name. Soyad diyelim. Name'ini vermişim buraya. Şimdi biz buraya required veriyoruz ama bu required'lar bizim sadece kullanıcı adının required'ı olması lazım. Tamam. Profil resmi Facebook name, Facebook name Twitter profil resmi name'i kaydet. Tamam, buna sonra geçeceğiz. Hazır arkadaşlar, hepsinin name'ini verdik. Şimdi gel gelelim buraya. Arkadaşlar burada bizim şey kullanmamız gerekecek. Form validation kullanmamız gerekecek. Çünkü username'in filan eşsiz olması lazım. Ha, sayfa 85. Ha, buradan patlamış. Tamam. Username'in eşsiz olması lazım arkadaşlar. Herkesin tek username olabilir. O yüzden bunları kontrol edeceğiz. Üye işlemlerinden şu form validation'lı kısmımızın bir kısmını şuraya kadar alalım da sonrasını değiştiririz. E-mail'in izniki, yani üyeler mailinde olmaması gerekiyor. Tamam. Şifreler kısmımız yok. Kaldıralım. Maçıslık bir işimiz de yok. Tamam. Bir tane daha şundan yaratacağız arkadaşlar. Bu da neydi? Username. Ekrana kullanıcı adı basıyoruz. Üyeler tablosundaki üye username ile eşleşmemesi lazım. Şimdi buraya da arkadaşlar is unique diyoruz. Alert danger. Başarısız. Yüzdesi
adlı üye var diyelim. Tamam arkadaşlar. Bunları arttırabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi şey diyoruz arkadaşlar. Yapıştır gitsin ya. This formalization run yaparsa arkadaşlar yazacağımız kodları yazacağız. Eğer kodlarımız çalışırsa arkadaşlar, yani validation'lardan sıkıntı yaşamazsa, önce hepsini bir alalım. Username, input, post, this, input, post, username olarak almıştık. Tamam. Sonra ad soyad olarak almıştık. Şurayı da ad soyad yapalım. Sonra username ad soyad. E-mail. Facebook. Twitter. Tamam arkadaşlar, bu kadar şey aldık. Biri sadece kullanıcının resmini aldık ama resmi zaten bu şekilde çekmiyoruz arkadaşlar. Resim bu şekilde gelmez. Onun için yazmamız gereken kodlar var arkadaşlar. Hemen onları yazalım. Öncelikle arkadaşlar bunu kullanabilmemiz için bir plugin çağırmamız gerekiyor. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Kütüphaneyi, upload kütüphanesi. İstersek bunu arkadaşlar config'in içine girip autoload'dan da çağırabiliriz. Ama bizim bu kısımda kullanacağımız bir tek burası var. O yüzden elle çağırmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Diyelim arkadaşlar. This Lib This Load Library Up Load ile çağırdık arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki, pardon, if this upload do upload, buraya da arkadaşlar profilimi düzenledi. Profil resminin name'ini yazıyoruz. Biz pp demişiz. Biz de buraya pp diyeceğiz. Yazdık ki şu an arkadaşlar biz burada. Eğer upload sınıfına pp isimli bir veri geldiyse, bir form verisi geldiyse yapılacak işlemler yazacağız. Ama öncesinde arkadaşlar bu upload'a birazcık config yazmamız lazım. Çünkü bu resmin yani file yani sonuçta burada her şeyi yollayabilirler. Şurayı da bir kaydedelim. Yani niye çalışmıyor bu? Profil update string 85 profil update 85 pardon function. Buradan arkadaşlar her şeyi yollayabilirler. TXT yollayabilirler, BLUEST yollayabilirler, her şeyi yollayabilirler. O yüzden bunları arkadaşlar ne denir? Düzenlememiz lazım. Bize gönderilecek bilgileri arkadaşlar hazırlamamız lazım. O zaman şuraya bir config yazalım. Direkt açalım. Böyle bir sadistim arkadaşlar. Bunu başka hiç kimse de göremezsiniz. Ben bu şekilde yazmadıkça yazmış gibi
Olmuyor yani. İlk olarak arkadaşlar upload vereceğiz. Upload pet arkadaşlar yükleme yapılacak yolu tarif edeceğiz. Bizim yolumuz nasıl olacak arkadaşlar? Pardon. Asset slash front'un içinde arkadaşlar image demeyelim. Buraya yeni bir cursor açalım. Upload diye. Tamam. Front'un içindeki upload klasörüne yüklenecek resmimiz. Yolu buraya gidecek. Sonra işte arkadaşlar upload yok. Allowed types. Allowed types kabul edilen tipler yani. Şimdi arkadaşlar buraya kullanacağımız, yani kabul edeceğimiz uzantıları yazıyoruz. JPEG olabilir. Sonra JPG olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Ve PNG olabilir. Bunun dışında hiçbir türü kabul etme diyoruz. Sonra arkadaşlar max size verelim. Çünkü burayı suistimal yapabilirler. Yani 50 MB'lık, 100 MB'lık resim spamlayabilirler. Bunu engellemek adına bir de max size verelim. Burayı arkadaşlar şey tarzından veriyoruz. Ne denir? Bit tarzından 1024 kilobayt 1 MB yapıyordu. Bizim de en yüksek resim boyutumuz 1024 olsun. Tamam, bunu da yazdık. Şey de verelim ya. Gerek yok ama gene de verelim. Min height verelim. Resim boyutları çok düşük olsun istemiyoruz arkadaşlar. En düşük resim boyutu 250 olsun. Min width. Diyelim. Buraya da 250 verelim. Başka da kullanıcıdan isteyeceğimiz bir şey aklıma gelen yok. Bu yeter. Şuradaki virgülü silelim. Config'imizi kaydedelim. Bu hazırladığımız config'i arkadaşlar virgül dolar config olarak çağırdığımız upload'a yerleştirelim. Artık bu config'e göre burayı çalıştıracak ya da çalıştırmayacak. Şimdi bu kontrollerden geçip buraya ulaşmayı başarırsa ne yapacağız arkadaşlar? Bu resmi alacağız. Nasıl alacağız? Şöyle arkadaşlar. Buraya resim diyelim. Şimdi this upload data. Bunun için arkadaşlar bizim resmimiz var. Yani resmin bilgileri bunun içinde. Sonra ise arkadaşlar bu resim yani dolar resmin içinden resmin adını alacağız. Bu resmin adını da veri tabanına kaydedeceğiz. Buraya resim yolu diyelim. Sonra resmin içindeki dedim ya hani her şey bunun içinde diye file name'i ekelim. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar bu ve veri tabanı kayıt diyelim. Burada ise arkadaşlar kaydedeceğimiz yolun tamamını yazıyoruz arkadaşlar. Biz şurada zaten şunu yazmıştık. Bunu geçirelim.
Sonra arkadaşlar slash koyuyoruz. Nokta. Resim yolu demiştik ya arkadaşlar. Resim yolunu yazıyoruz. Kaydediyoruz. Veri tabanı kayıt adını veri tabanına kaydedeceğiz. Bu yolla beraber arkadaşlar resmi bize çekecek. Tamam. Şimdi ne yaptık? Bir gözden geçirelim. Kullanıcı adını, username'i, e-mail'i kontrol ettik. Eğer form validation'dan geçerse hepsinin değişkenleri atadık. Mail kontrollerini sağladık. Şimdi şuradaki işlemdeyse arkadaşlar artık veri tabanına kaydetme kısmına geçebiliriz. Ne yapalım? Application'ımıza gidelim. Waves'imizi kapayalım. Modelimizi açalım. VT'mizi açalım. Ve yazmaya başlayalım. Bu bunun mu? Bunun mu? Tam bunun. Function profile update diyelim. Buraya ne göndereceğimizi yazmadan önce bunu bir array'a atalım en iyisi. Tamam. Ne diyoruz arkadaşlar? Bilgi diyelim. Array diyelim. Öncelikle şöyle bir bunu şuraya yapıştırayım. Bunu da buraya alayım. Yapı diyelim. Üye tipi değişmiyor. Üye user name. Üye ad soyad. Üye mail. Üye resim. Buraya arkadaşlar veri tabanı kayıtı yükleyeceğiz. Üye Facebook üye Twitter başka da aldığımız bir bilgi yoktu. Üye aktif mi aktif kayıt tarihi tamam. Bunlar bizim arkadaşlar update olarak göndereceğimiz bilgiler. Şunu bir düzeltelim. Şimdi this load model VT'yi çağıralım. Sonra this VT profil up date diyelim ve bilgiyi gönderelim arkadaşlar. Şuraya da sonuç diyelim. Şimdi gelelim VT'mize profil update'i yazmaya. Öncelikle buraya bir data gelecek. Array olduğunu da belirtelim. Şimdi her zamanki gibi artık biz attı diye bir alta update nasıldı ki en son ya?
update query. Aslında burayı şey mi yapsak? Ya da bu zaten burada bir update işlemimiz var. Ama da bununla şey yapmayalım. Şunu alalım. This DB where update diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Kafam yerinde hiç değil şu an. Tamam ya, böyleydi. Şimdi üyeler tablosuna datayı gönderdik. Üye ID yazan kısma da ID'yi göndereceğiz. ID diyelim. Ana sayfadan da arkadaşlar bilginin yanına bir tane de şeyi gönderelim. Şurada var mı hiç? Yoktur. Views header. Şunu alalım arkadaşlar. Dolar kişi ve ID'yi gönderiyoruz arkadaşlar. Ne yazmış olduk biz burada? Üye ID'si bizim gönderdiğimiz ID olanın üyeler tablosundaki üye ID'si bizim gönderdiğimiz ID olanın datasını update diyoruz. Datada zaten ne update gösterdik. Şimdi arkadaşlar if sonuç diyoruz. Burayı nereye yönlendiririz? Öncesinde bir flash datamıza şunu da alalım. Tebrikler. Üye bilgileriniz güncellendi. Diyoruz. Check success. Tebrikler. Nereye gönderiyoruz arkadaşlar? Profilimi düzenleye gönderelim. Tamam. Unuttuğumuz bir şey var mı? Deneyip görelim ya. Kullanıcı adı kısmına profilimi düzenle. Value. Kişi user name diyelim. User name değil, pardon. User name. Tamam. Şimdi kaydet dediğimizde bu alanı doldurmamızı isteyecek. Kendimize bir yalnız prens diyelim biz kendimize. Facebook adresimizi girelim. Yok diyelim.
Herhangi bir değişiklik yok. Hata da yok. Çünkü hata basacağı yeri yazmadık. If. Şimdi. Bu if'in sonucu yani update yapmadıysa update hatası diyelim. Sonra if bu if nerede bitiyor? Buraya bir else çakalım. Res echo resim yükleme hatası. Bir de en baştaki if var. Bu da ise arkadaş, bu ise arkadaşlar echo form validation hatası. Başka da bir şey yok. Deneme diyelim, kaydedelim. Form validation hatası diyor arkadaşlar bize. Şu en baştan bir sıkıntı var. This load library. Şimdi bu patlar. Çünkü arkadaşlar bu UML'in geliyor arkadaşlar buradaki UML'imiz. Hatta görelim burada. Echo this form this value dation error ya da errors'tu ikisinden biri. Sadece buymuş arkadaşlar. Errors. Tamam. Başarısız e-mail adlı üye var. Bu e-mailin olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. Biz o zaman burayı value değil de nerede bu e-mail? Placeholder yaparsak istediğim şeyi verecek sanırım. Admin. Tamam. En azından oradaki hatadan kurtulduk şu an ve yepyeni güzel hatalarımız var. 95'te bir hata var. 95. If this form validation run ne diyor buradan? Undefined property, undefined variable. This saçmalığa bakar mısınız ya? Bunu yazdım mı gerçekten? Kahvaltı bile yapmadım arkadaşlar. Uyandığım gibi derse geçtim. Tamam. Resim yükleme hatası verdi bu sefer de. Çünkü resim yok. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kişi burada illa profil resmini de güncelleyecek diye bir şey yok. Sanırım resme de verilebiliyor muydu value? Şekilde oluyor muydu? Yok. Resim yükleme hatasına geçiyor. Çünkü this upload library yapmıyor.
resmi yüklemiyor. Çünkü resim seçmiyoruz. O zaman orayı nasıl yapacağız ki? Şöyle diyelim arkadaşlar. Eğer resim yüklendiyse bunu yap. Yüklenmediyse şunu alıp oradan tekrar göndeririz ya. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Resmin ifine. Bunu almıyoruz çünkü bunda kişimiz yok. Bilgiyi alıyoruz arkadaşlar. User'ı aldık. Modeli aldık. Profil update'i aldık. Sonuca göre dönen şunu da zaten update vermeyecek. O zaman şuraya kadar alıyorum. Ve buraya yapıştırdım. Şuradan da resmi siliyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. O hatadan da kurtulduk. Şimdi nereye gittik? Models VT64. This DB Return result'ı yazmadık. Tamam arkadaşlar. İlginç. Şimdi şuraya bir nick yazalım. Codeigniter burası. Benim nickim olsun. Kaydedelim. Kaydetti mi? Evet, gelmiş. Facebook'umuzu falan girelim. Şimdilik böyle gözükecek. Çok normal. Kullanıcı adlı üye var. Hatamızı veriyor. Tamam, az daha şu kısmı da yazalım hemen. VT'yi kapattım. Üye işlemlerini kapattım. Header'ı kapattım. Root'u kapattım. Bizim echo validation error'umuzu arkadaşlar siliyoruz. Redirect profilimi düzenleye gönderiyoruz. Sonra ise arkadaşlar profilimi düzenle de tam şuraya, şuranın üstüne, şurası da olabilir. Şunu basacağız. PHP'si var zaten. Bunu da bir divin içine alalım ki düzgün dursun. Şuraya hata diyelim. Hatanın içine de validation error'umuzu basalım arkadaşlar. Tamam gibi. Şu validation'da biraz saçma olmuş. Onu da düzeltelim. Başarısız. Ne oluyor? Kullanıcı adı ne?
kullanıcı adı. Na ait bu kullanıcı adına ait üye var diyelim. Hata. Ne oluyor? Hata. Tamam, bu gönderdiğimiz hata. Bunu biraz şöyle mi yazmalıydık? Yalnız biz çok yanlış bir kullanım yaptık ya. Şuraya is session flash data diyelim. İçine de alert yazalım. Şurada da session'ı basalım ya. Biraz saçma düşündüm. Vali Dation Errors noktasını koyalım. Koyalım. Tamam. Alert'ümüzde yazdık. Ana sayfa 163. Profilimi düzenle. Şuna mı gerek yok? Kodignitir. Başarısız bu kullanıcı adına ait üye var diyor. Yalnız sanki bunu yazması gereken yer burası değil miydi ya? Bir dakika. Bizim başka bir şeyimiz daha mı var? Heh. O zaman bunu Furkan Gürel sayfasının üstüne yazalım en iyisi. Hata, tebrikler, başarısız. Bunlar ne ya? Şu tamam da hata ve tebrikler ne? Aa. Bunun butonu mu diyeceğim? Hata. Neler olduğunu dair hiçbir fikrim yok şu an. Ha, biz tebrikler demişiz. Tamam. Hata diyeceğiz. Bu hata nerede var başka?
Profilimi düzenle. Hata. Ya çok pardon arkadaşlar, ben çıldırdım iyice galiba ya. Hani ne yapıyorum ben? Orada sürekli divi çağırıyorum ve neden geldiğini soruyorum bir de kendime. Başarısız bu kullanıcı adına ait üye var. Şu başarısızla arasına bir boşluk koyayım. Ya ben orada zaten vermişim ya. Abi ben ne yapıyorum ya? Gerçekten ben ne yapıyorum? Yani benim orada tek demem gereken şey şu da değil yani, eco valid arkadaşlar, bu ders için gerçekten özür dilerim. Kahvaltısız bir daha ders çekmem gerektiğini anladım şu an. Echo validation errors. Validation errors. Tamam, bunu basması lazım. Echo validation errors dedik. Şeyden dolayı galiba ya. Redirect'ten dolayı görmüyor. Is load with front include profilimi düzenle. Include ne ya? Neyse kendimize gelelim. Tam başarısız bu kullanıcı adına ait üye var. Ha, biz orada da alert demiştik ya. Ondan oluyor büyük ihtimalle. Hatta ben bunu silersem aslında bu güzel. Bunu sevdim. Şimdi Codeignite hocası dersem başarısız bu kullanıcı adına ait üye var dedi. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyi anlatayım arkadaşlar size. Burada yeni bilgileri güncelledik. Lakin bu güncellediğimiz bilgileri session'a aktarmadık. Yani session hala eski session. O yüzden bu session'ı yenilememiz lazım arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki şurada bilgileri güncellediğimize göre şu redirect'ten önce tıklayacağız. VT'mize gideceğiz.
Üye var mı? Bu değil. Mail var mı? Bu değil. Mail var mı? Aynen. Mail var mı'yı kullanacağız. Biz RT mail var mı diyoruz. Bu yenilenen haliyle arkadaşlar, bu datada gönderdiğimiz bilgi vardı ya, şuradaki ta şurada yazdığımız e-mail'i basıyoruz arkadaşlar. Sadece orada maili mi alıyorduk? Evet. Bu maile ait üye var mı diyoruz. Buna da aslında bunu mail diyelim. Zaten olmak zorunda. Sonra da diyoruz ki arkadaşlar, biz session user set mi diyeceğiz? Aynen. Set user data deyip, neydi bizim user data'daki session'ımızın ismi? User'dı. User virgül maili göndereceğiz arkadaşlar. Şu kodla beraber artık session'ımızı yenilemiş olacağız. Hemen bir deneyelim o zaman. Diyelim ki CodeIgniter hocası Facebook, Facce, Twitter. Pardon. Farklı yazmamız lazımdı. Kode hoca diyeyim. Face diyeyim. Twitter diyeyim. Kaydet diyorum. Bilgileriniz güncellendi dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni session'ımızla beraber yeni session'ı aktif etti. Buraya yazdığımız bilgileri çekti ama kullanıcı adını çekmedi. Neden öyle bir şey yaptı? Kode hoca diye yaptı. Lakin buraya yazmadı. Çünkü biz orada çağırmadık büyük ihtimalle. Eko yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Bu sefer de e-mail mi gitti? Üye mail gitmiş. Çünkü üye mailde placeholder değil value olacak. Tamam arkadaşlar, toparladık ya. Hani beraber yaptığınız sürece sıkıntı olmayacak. Şimdi şuraya mail adresimizi yazalım. Furkan Gürel. Kaydet diyelim. Bu kullanıcı adına Kodi ilk Niter hocası Furkan Gürel. Tamam. Tamam arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni bir bilgilerimizi düzenlediğimizde böyle gözükecek. Şimdi gelelim profil resmine. Öncelikle şurada yazdığımız şu iki kod vardı ya. Eğer sonuç dönerse mail ve session. Bunu yukarıda eğer resim seçilirse ki sonucu da yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu da tamam. Şimdi başka yok. Deneyebiliriz. Bir de şimdi resim deneyelim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey olacak. Şimdi ben her kaydet dediğimde bu CodeIgniter hocasını da deneyecek. Orayı nasıl yapalım biz? Şöyle diyelim. Eğer bu e-mail'de şeye ait üye ama işte validation olduğu için o kabul etmeyecek. En azından üye username'i kurtarabiliriz büyük bir ihtimal.
Akla gelen en mantıklı şey arkadaşlar, burayı form validation değil de kendimiz sorgulayacağız. Çünkü öbür türlü burayı anlaması zor. Aynen. Şurayı siliyoruz arkadaşlar. Form validation'ı da siliyorum çünkü gerek kalmadı. Bu if'i de sildim. Bu form validation'ın olduğu yer şurasıydı. Bunu da siliyorum. Şuraya arkadaşlar iki tane kod yazacağım aslında. O kadar da çok büyük bir şey değil. Şuraya geleceğim. Bizim zaten mail var mı tarzı bir kontrolümüz vardı. Buraya var mı diyelim. Buraya da bilgi diyelim. Burayı istediğimiz gibi kullanalım. Buraya bilgi, buraya da ID diyelim. Buraya bilgi, buraya da ID diyelim. Yani önce bilgiyi nereden neyi baktıracağını sorgulatacağız arkadaşlar. Varsa var, yoksa yok yapacağız. Biz load model VT this VT var mı diyoruz. Öncelikle arkadaşlar username'i gönderelim. Buraya ilk ne göndereceğimizi yazıyoruz. PHP admin'de neydi? Uye username. Uye username. Virgül. Bir de ne gönderecektik? Bilgi. Username. Şu ne demek oluyor arkadaşlar? Git üyeler tablosunda bir username'i user username olan var mı? Bak. Ha, aynen. Şuraya da diyeceğiz ki kontrol 1 diyelim. If kontrol 1 çalışırsa sıkıntı, yani şey var demek oluyor bu. Neredeydi bizim o, direkt onu koyarsak daha iyi olacak. Alert'lımız. Echo diyelim. Burası bize ait olduğu için istediğimiz gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Buraya bu kullanıcı adına ait üye vardır diyoruz. Başarısız diyoruz ve deniyoruz. Ana sayfa 166. Bunun bir tane şeyini silmedik sanırım. Tamam. Codeigniter hocası kaydet diyelim. Üye bilgileriniz güncellendi. Şuraya bir şunu da göstereyim de zorlanmayın. Neden böyle bir şey dedi arkadaşlar? Bu if'i kontrol etti. Koyu yazdı. Sonra da arkadaşlar aşağıları devam etti.
Neden? Çünkü burada artık olayı bitirip sayfaya geri döndürmemiz lazımdı. Buraya da profilimi düzenle diyoruz. Çünkü siz bunu durdurmadığınız sürece kodları satır satır aşağı inmeye devam eder. Bunu da session yapmamız lazım. Biz session flash data alert virgül içeriği şöyle bir parantez ve kapat. Alert profilimi düzenle. Şimdi profilimi düzenlemeye geliyoruz. Az önce o yazdığımız işlemi hatta yok. Oraları bozmak için de value'ydu en son. Şuraya this session flash data alert diyoruz. Ekomuzda batıyoruz. Buraya geri döndü lakin flash data alert'ı basmadı. This session set flash data başarısız bu kullanıcı adına ait üye var. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Şunu şöyle alıp şunun üstüne koyacağız sanırım. Yok, oraya koymayacağız. O zaman şunun altına koyacağız. O zaman buraya da koymayacağız. Geleceğiz abi. Nerede başlıyor bu form? Şurada mı başlıyor? Yok, o değil. Burada mı başlıyor? Şunun altına koyacağız. Gayet güzel tatlı bir görüntü verecek. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kullanıcı adına ait hatayı verdi. Bunu yazmamızın sebebi neydi arkadaşlar? Bu controller 1'e sahip olan kişinin eğer sizseniz hata vermemesiydi. Mesela şu an ben bir güncelleme işlemi yapıyorum. Burada ya gerçekten Twitter adresimi yazacağım ama kaydettiğimde bunu verecek bana. Ama zaten bu bana ait olduğu için vermemesi lazım. Onun için yazmamız gereken şeyi yapacağız arkadaşlar. Verin yan altına arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğiz. Yine bir ver diyeceğiz. Burada şeye gerek yok. Üye ID virgül user ID diyeceğiz. User ID. Bir de buraya arkadaşlar user ID'yi göndereceğiz. Batı göndereceğiz. Nerede bizim session'ımız? Şunları biraz ayırayım, okunurluğu artsın. Neydi? Dolar kişi user ID. User ID. Üye ID ne? User ID ya. Üye ID. Username'i gönderdik. Bir kişi üye ID'sini gönderdik. Şimdi arkadaşlar bu burada kontrolünü yapacak. Ver. Dene göndermiştik. Bu kullanıcı adının olup olmadığını kontrol etmiştik herhangi bir tabloda. Şimdi bir de bu kullanıcı adı varsa kime ait? Eğer bizim kullanıcıya aitse
Yani şimdi biz buradan kendi ID'sini gönderdiğimiz için session'ı başlatan kişinin, eğer kişinin kendisine aitse ve bu çalışırsa sıkıntı yok. Burada hiçbir şey yazdırmayacağız. Ama bu kişiye ait değilse bu kullanıcı adına adı sahip diyeceğiz. O zaman biz şurada ne diyelim? Şöyle mi diyelim? Ne diyelim? Ha, şöyle deriz. Eğer burası çalışıyorsa hata verdirtmeyeceğiz. El sesine bunu yazacağız. Demek istedim sanırım. Aynen. Şimdi bir üye oluşturalım. Böyle uğraşmayalım. Yeni bir kayıt yapalım. Üye ol. Deneme 10 20 30 10 20 30. D. Evet, şimdi ben üyeyim arkadaşlar. Profilime giriyorum. Ya proje çok yavaş ya. Hani şu nedir? Sayfa yükleyemiyor. Filtre diyelim. Ya da hata var, bir yer mi patladı? Sayfayı açmıyor. Çünkü bir hata var. Sosyal medya ile bağlan Facebook hata vermiş. Nedir? Daha onluk bir şey yok ki şu an ya. Şunu bir sil şimdilik. Bildiğin kara döngüye girdi ya. Lokal host. Profilim. Şu an açmaması için sebep de yok. Facebook ile giriş yapıyorum. Profilime gideceğim. Gidiyorum. Profilimi düzenleye gidiyorum. Az önceki üyeyle neden yapamadım bunu? Allah Allah.
Çok ilginç, hani ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şuraya bir eko. Yok. If işi vardı değil mi burada? Bir şey varsa yaz sesine. Bunu yaz. Gerçekten ne oldu ben yokken bu işleri anlamadım ben ya. Şaka mı ya? Profilin neydi, bu session'ımızın adı bizim? Üye işlemleri. Şöyle diyelim. Echo this if this session user data durum var ise buna gerek yok. Else ise bunu yaz. Tamam oldu galiba ya. Geliyor. Profilim. Tamam, bu da geliyor arkadaşlar. Çok saçma bir ders oldu ya. Üye tipi yok. Şimdi arkadaşlar üye maili var. Şifresi var. Şimdi username'i CodeIgniter hocası. Ben de kendimi CodeIgniter hocası olarak kaydetmeye çalışırsam hata vermesi lazım. Ekrana bir şey gelse anlayacağız da ne olduğunu. Şunun header'ından loader nerede? Başarısız, bu kullanıcı adına ait üye vardır diyor arkadaşlar. Bunu kendi profilimizde denediğimizde
Hatırlarsanız böyle bir şey demiyordu. Çünkü zaten bu profil ismi bana ait. Tamam arkadaşlar, bu doğru. 2 saatte anlatmış olmama rağmen anlattım umarım. Şimdi arkadaşlar şu şöyle gene alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buna da kontrol 2 diyorum. Burada da üye username değil, üye mail göndereceğim. Buradan da e-mail'i göndereceğim. Üye ID'yi göndereceğim. Sonra diyeceğim ki bu e-mail adresine ait üye vardır. Şimdi hemen deneyelim. Kaydet diyorum. Bende herhangi bir hata vermiyor. Kişinin hotmail'i D idi. d@hotmail.com diyorum. Kaydet diyorum. Başarısız, bu e-mail adresine ait üye var. Tamam arkadaşlar, bu da tamam. Şimdi şu resmi değiştirmeyi deneyelim. Bilgisayar C exam HT Dodge Assets Front Images. Image upload. Heh. Şu adamı resmimiz yapalım bakalım. Kaydet diyorum. Resmi kaydetti mi? Hayır, kaydetmedi. Burada bir değişiklik olmadığına göre kaydetmemiş olması lazım. Şimdi şunu bir çözelim. Bakalım. Acaba boyuttan olabilir mi? Çünkü o resimlerin boyutu küçük gibiydi ama. Kaça kaç bu? 70'e 70'miş. Bu kaça kaç? Bu da düşük. Düşük. Büyük resim yok mu ya? Bu da yetmiyor çünkü biz 250 mi demiştik? 250'ye 250 demişiz. Bu bunu kabul eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, resim güncellemeyi de yaptı bu şekilde. Yalnız şunun altına girdi ama Furkan Güler bu şekilde. Hem menüyü biraz bozuyor tabii bu. Bizim şu ana sayfaya niye hiç link vermedik ki? Header'ımız nerede bizim? Logo. Logo. URL basalım ya. Arkadaşlar şu bozulmanın sebebi preloader'ı kaldırdım. Saçma sapan yüklenmiyordu onun yüzünden. Böyle kullanacağız şimdilik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resim güncellememiz de yapıyor gayet sağlam şekilde. Profil resmini küçük yaparsak değiştirmiyor. Onun için de hemen bir hata basalım ekrana. Neredeydi? Ana sayfa. Update hatası denen kısma arkadaşlar şöyle diyelim. Ben nerede session oluşturmuştum mesela? Heh. Şunu alalım. Şuraya arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de olabilir. Resmin yüklenmeme sebepleri birden fazla olabilir. Uzantı olabilir. Megabayt olabilir. Boyut olabilir. O yüzden biz buraya arkadaşlar şöyle
Eko mu basacağız? Evet, Eko basacağız. Neyi basacağız? Image error muydu? The upload error. This upload display error'muş arkadaşlar. Şöyle nokta şöyle kapattık. Başarısız diyeceğiz ve orada hatayı basacağız. Nereye verdik o hatayı? Tamam. Bir resim seçelim şunu. Eko yazmamamız lazım. Zaten Eko'nun içinde Eko olmuş oluyor. Şimdi. Şu dizi arayı şuradan kaldırsak mı? Ya zaten o şeyin içinde miydi? Header'da mıydı? Dizi ara. Aynen. Düzenleye gidiyor. Tebrikler, bilgileriniz güncellendi diyor. Başarısız niye demiyor? Tebrikler, üye bilgileriniz güncellendi. Nerede? Buraya giriyor. Demek ki bizim config'i mi görmüyor bu? Ama yüklemiyor. Geldi. Profil update yaptı. Güncelledi. Burada bastı. Eğer orayı çalışmamadığı halde, yani şu an orası çalışmıyor. Yani resmimi yüklemediğine göre. Bu nerenin? Bu nerede? If this upload'ın şeyi. Bu buranın değil. Bu bambaşka bir olay. Bu sonucun çalışmazsa. Zaten bunun sonucunun da çalışmama gibi bir ihtimali yok. Else. If pp'yi upload edemezse burayı çalıştırmışız. Burası da zaten şeyin. Bu aslında normalde resmin yüklenmediği durumlarda. Resmin yüklenmediği durumda başka şekilde yüklemiştik. Öbür türlü bunu da yazdıramıyoruz çünkü. Şuraya da basabiliriz ya aslında. Şöyle desek. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir hata verdi. Şu hatayı vermesinin sebebi şuraları Türkçeleştirmemiz gerekiyor. Onun için de sisteme giriyoruz arkadaşlar. Language diyoruz. English. Upload length diyoruz arkadaşlar. Ama şimdi bu arada resim seçmeden güncellediğinde böyle bir hata verecek. Ben o zaman şuradan şunu kaldıracağım. Bu bir. Şimdi mesela kaydet dediğimde upload no file selected dedi. Oo, oraya gitti. Ya da şuraya desem yine başarısız diyecek. Ya çok karman çorman oldu ya. Hiç sarmadı bu iş. Böyle olmaması lazımdı. Ana sayfaya bir geri dönelim. Şuradan bir
Fikir alışverişi yapalım şimdi. Eğer resim yüklenmezse düz yüklüyoruz. Ama öyle bir şeye gerek. Upload file. Neyse artık bunu yazdırmayacağız ya. Bunsuz olsun şimdilik. Sonra güncelleme falan bir şeyler yapacağız. Şimdi her şeyimiz tamam mı? Facem yaptı. Tamam, güncellemelerini yaptı. Şu dizi ara dursun. Şu da şurada dursun. Şuraya bir BR mi atsak ya? Çok çirkin duruyor. Profilimi düzenle. Tamam arkadaşlar. Hazır yapmışken şu şifre değiştirmeyi de yapalım. Bu 1,5-2 saatlik bir ders oldu. Bayağı kanser olacağınızı düşünüyorum ben. Çünkü ben yaparken kanser oldum. Hemen geçelim de onu da halledelim. Önce profilimi düzenleyip gidelim. Şifremi değiştire. Action'a. Echo. Base URL. Şuraya şey koymamışız. Ana sayfa. Şifre. Update. Diyelim. Aslında bunları üye işlemlerinde tutmamız lazımdı ya. Niye ana sayfada tuttum ki ben bunları? Onları taşırız abi, sıkıntı değil. Şifre update methot post, yanlış yazmayayım da methot. Dedik. Burada enkripte gerek yok. Eski şifreyi arkadaşlar tabii ki girmeleri gerekecek. Şuraya name'ini old diyelim. Yeni şifreye name'ini new 1 diyelim. Diğerine de new 2 diyelim. Şimdi min length'ine, buranınkine gerek yok bunlara. Min length 6 basalım. Min length 6 basalım. En az 6 uzunluğunda bir şifre yazsınlar. New 1, New 2 old olarak gelsin. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer kişi Facebook'la üye olmuşsa siteye eski şifresini yazamaz. Çünkü şifresi yok. Facebook'la giriş yapıyor. O yüzden şuraya şöyle bir şey diyelim. PHP if kişi İşi üye tipi eşit eşit Facebook ya da site kayıt ise şöyle şuraya koyayım. Site kayıt ise şu gözüksün. Yani şurada PHP tagını kaparsam gözükecek. Aksi takdirde gözükmeyecek arkadaşlar. Deneyelim. Şu an mesela bu kişi
Furkan Facebook'la kaydoldu. O zaman bunun gözükmemesi lazım. Gözükmedi ama bunlarla gitti. Neden? Ha, şunu alıp şu row'un içine yazalım. Eğer kişi Facebook'la kayıt olmamışsa, Facebook'la kayıt olmuşsa arkadaşlar sadece yeni şifresini girmesi gerekecek. Aksi takdirde ikisinin eski şifresini de girmesi gerekecek siteden kayıt olanlar için. Şu sistemi kapatalım. Controller üye işlemleri kayıt ol sayfamıza üye ad soyadtan sonra mıydı? Öncesinde. Üye tipine site kayıt yazalım. Düz kayıt olanları böyle kaydetsin. Tamam. Hemen şifre update oluşturalım. Ana sayfa. Bayağı yazmışız ya. Baksanıza. Function şifre update. Şifre update'de arkadaşlar. Hemen alalım ya. Old diyelim önce. This input post buraya old buraya new bir buraya da Nivi 2 diyelim. Sonra da arkadaşlar şöyle bir şey diyelim. Bizim session'ımız neredeydi? Arkadaşlar böyle hazır olan şeyleri böyle gidip kopya yapıştırır daha basitime geliyor. Yani siz isterseniz elinizle yazın ama gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar bu session üzerinden biz kullanıcının ne olduğunu bir öğrenelim. Diyelim ki if diyelim. Yok. Aynen. Dolar kişi üye üye tipi eşit site kayıt ise bu aslında evet else Facebook kayıt ise burası olacak arkadaşlar. Site kayıtta ne olacak arkadaşlar? Şu üçünü de kullanacağız. İki çaplı olacak. Şöyle bir diyeceğiz. Önce bu şifrenin var mı diye kontrol edeceğiz. Sonra varsa update'ini yapacağız. This load model vt this vt var mı? Zaten oluşturmuştuk böyle bir kontrolör. Üyeler tablosunda bilgi ID. Neyin bilgisinin ID'sini alacağız? Üye şifre virgül şifre. Burayı ise arkadaşlar oldu göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? MD5'li oldu göndereceğiz.
Ve kime ait olan? Kişi, üye, ID'ye ait olan var mı diye kontrol edeceğiz. Dedik ki kullanıcı buraya girdiği şifre doğru mu? Kontrol. If dolar kontrol çalışırsa, yani var ise, şuraya yazacağımız şey şifreyi güncellemek olacak. Şöyle dolar data diyelim. Array'imizi oluşturalım. Ha, bir de şey yapacağız ha. New 1 ile New 2'yi kontrol edeceğiz. Onu da burada kontrol edelim. If diyelim. Yok. Sen böyle bir keseyim seni. Senden önce kontrol etmem lazım. If dolar new 1 eşit dolar new 2 ise, yani new 1 ile new 2 birbiriyle eşleşiyorsa, burada artık datamızı yazacağız. Datamızın içindeyse arkadaşlar üye şifre, buraya da new 1 yaz ya da new 2 yaz. Aynı oldukları için sıkıntı yok diyoruz. Datamızı kaydediyoruz. Sonra arkadaşlar bizim güncelli komutumuz neydi? Profil update. Datayı ve üyenin ID'sini gönderiyorduk. Şöyle biz VT profil update dolar data virgül, buraya da hissi user ID. Şu işlemi yaptıysa eğer sonuç diyoruz ve if dolar sonuç var ise, wow, ne yazdık be. İşlem bitmiştir. Yeni şifreyi güncellemiştir. Lakin bunu MD5 işlemedik. MD5'li bir şekilde gönderdik ve buraya artık şeyimizi basabiliriz. Buydu zaten sonucumuz. Tebrikler. Şifreniz güncellendi. Altına da bir redirect çakar, üye işlemlerine yönlendiririz. Burası tamam. Şimdi gelelim, buranın kaç tane if'i var. Eğer bu if çalışmazsa, site kayıt değilse, else'de arkadaşlar yapacağı işlem şunu kontrol etmemek. Zaten Facebook kayıt olduğu için, şifresine girmediği için eski şifresi var mı diye kontrol etmeyeceğiz. Yani şuradaki nerede var mı? Var mı kontrol edeceğiz. Yani direkt şurayı alacağız. Hemen new 1 new 2 ise profiline updateleyeceğiz. Tamam, else'imiz tamam. Bir de şuradaki if'ler var. Mesela şu if bu if nerede başlıyor? Yok, bu if bunun var mı? Heh. Şimdi şuranın ifini arkadaşlar ise
Şunu yazacağız. Burası alert olacak. Hata. Şifreniz veri tabanındaki şifre ile eşleşmiyor diyeceğiz. Şunu da kopyalayalım. Bir tane de burada vardı arkadaşlar. Ha şu. Bu da bunun. Bu da else diyeceğiz. Burada arkadaşlar yeni şifreler birbiriyle, yok bunu şey diyelim. Yeni şifreniz birbiriyle eşleşmiyor işte ya. Birbiriyle eşleşmiyor dedik. Yalnız burası inf değil. Alert muydu? Biz alert yapmıştık. Alert. Alert. Bayağı şurada kaç tane if var ya? Deneyebiliriz. Evet, başla. 197. İlk hatamız. Noktalı virgül mü koymamı istiyordu? O koyulmaz normalde. Aynen. Ha, pardon. Şurada. Şurada da. Gelelim. 240. Ya bir tane fazla ya bir tane az. Büyük bir tane azdır. Hatta bir tane daha az olun. Tamam. Deneyelim. Yeni şifre. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Değiştir. Kabul etmiyor. 5, 6. 5, 6. Değiştir. Undefined property. Ana sayfa VT. 228. Biz VT'yi şuraya taşıyoruz ki hepsi sahiplensin. Biz buraya yazdığımız için orada VT'yi göremiyor arkadaşlar ensin içinde. Veri işlemleri. Ben bir yerde veri işlemlerini mi yönlendirdim? Hey Allah'ım ya. Profilini düzenle diyeceğimi. Profilimi düzenle. Değiştir diyelim. Tebrikler, şifreniz güncellendi diyor. Bakalım şifremiz güncellenmiş mi? Evet, şifre değişmiş. Şunu bir silelim. 10, 20, 30 yapalım. Değiştir diyelim. Değişmedi galiba şimdi bu şifre. Hayır, değişmiyor.
Neden değişmiyor? Ama şifreniz güncellendi diyor. Tebrikler, şifreniz güncellendi. Profil update. New 1 UE şifre. UE şifreye datayı gönderdim. Profil update'i. Ver üye ID'si. Üye ID'yi mi yolladık ona? User ID demişiz, pardon arkadaşlar yani. Üye ID demedik. O yüzden. 10-20-30 yapalım. Evet, şifre değişti arkadaşlar. Tekrar görelim. 1-2-3-4-3-6, 1-2-3-4-3-6 değiştir. Aynen. Değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şu profilimi düzenleye. Tekstini password. Word yapalım. Sonra bir de testlerimizi bir yapalım. Yeni şifre 10-20-30 10-20-45. Şifre update böyle kaldı. Neden? Önce girdi buraya. Var mı diye ne yaptı bu? Bizim o zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Kişinin profil update olduğunda yeni bir session oluşturmamız lazım. Onu yazmıştık. Şunu. Ve şunu. Eğer profil update olursa sonucu bas yok. Şurada. Mail. Şunu şöyle yazalım. Dolar iyisi yok, zaten o dolar mail yani. Dolar mailden oluyor. Mail var mı ise şöyle göndereceğiz. Dolar kişi e-mail olarak göndereceğiz. Session'ı yenilesin. Ha, sayfa 230. Klası. Parantez. Şimdi 10 20 30 10 20 30 yapalım bir. Wow. Wow. Üye mail olacaktı. Her yer patladı ya. Öyle böyle değil. Ana sayfa çıkış yap. Profilimi düzenle. Şimdi deneyebilir miyim? Kaydettim mi? Kaydettim. 10-20-30, 10-20-30. Değiştir. Şimdi 1-2-5-4-5-5-5. Şifre update. Şifre update nerede ya? Bu nerede patlıyor? If kişisi de kayıt ise bu. Else ise bu. Ben şunu else diyeyim. New 1 ile New 2'ye baktı. Eğer eşitse diye. He, ben bunun else'sini yazmadım ki.
Yeni şifreniz. Şu. Bunun ifi nerede bitiyor? Burada bitiyor. Şuraya arkadaşlar bunu yapıştırıyoruz. Hatta yeni şifreniz birbiriyle eşleşmiyor. Verdi. Alert. Danger olacaktı. Tamam, şu an hiçbir sıkıntım kalmadı. Şunları da remove yapalım da saçma görüntüler çıkmasın ortaya. Tamam gibi gözüküyoruz. Tekrar bir sallayalım. Hata yeni şifreniz birbiriyle eşleşmiyor. Bastı arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yaptı mı? Yaptı da en son 10-20-30'du. Tamam arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Profil sayfası bitti. Yeni dersle beraber yönetim paneline geçeceğiz. Yönetim panelini full artı full bitirdikten sonra tekrar buraya dönüp buraları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu ders birazcık ya kötü gitti, farkındayım. Hani anlamanız zor olmaz inşallah. Biraz da fazla karmaşık kodlar yazdık. Ama seviye gitgide artacak. Yeni derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.